Netflix'te yayınlanan Kağıttan Hayatlar, yoğun duygusallık ve kaliteli oyunculuk barındıran bir yapım olmuş. Çağatay Ulusoy oyunculuğuna bir ivme kazandırmış diyebiliriz ve gerçekten takdir edilesi bir performans sergilemiş. Umarım artık koskoca İstanbul'un muhafızlığını bırakır ve bu asıl işine döner. Bu ona daha çok yakışıyor. Bu film hayatını kağıt ya da cam gibi atıklar toplayarak geçiren sokak çocuklarından bir tanesinin üzerinden ilerliyor. Mehmet adındaki bu gencin yaşadığı dram çarpıcı bir sinematik diline aktarılmış. Filmi seyrederseniz duygulanacağınızı ve filmden etkileneceğinizi düşünüyorum. Senaryo bağlamında ve kurgusal olarak iyi bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Maalesef günümüzde gördüğümüz o yerli dizi ve film çöplüğüne atılarak karalanacak bir yapım değil bu. Tam aksine yerli sektör adına umut verici bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Alkışlar emeği geçen herkese gelsin. Ters köşe olayının riski. Mehmet Ali'nin diyebiliriz artık, Mehmet Ali'nin böbrek nakli için sıra beklediğini biliyoruz. Anladığımız kadarıyla hastaneye sık sık geliyor ve ilaç kullanıyor. Hatta Gonzales onun kağıda bile çıkmasını istemiyor. Muhtemelen biz bu 1,5 saat içerisinde Mehmet Ali'nin hastalığının son demlerini seyrettik. Ancak onun halüsinasyon görmesine neden olacak rahatsızlığı konusunda net bir açıklama yok. Filmin tamamından aldığımız izlenim onun bu rahatsızlığının da uzun zamandır devam ettiği yönünde. Dikkat ederseniz Gonzales finalde Mehmet Ali için kafası gidip geliyordu diyor. O belli ki uzun bir zamandır Ali ile beraber yaşıyor ve mahallede ya da en azından kağıtçı çevresinde onun bu yönünü hasta olduğunu bilmeyen yok. Ancak o her zaman hasta değil, gerçeklikten ve gerçek dünyadan her zaman kopmuyor. Onun zihninin bu geçişini, gelgitlerini anlatmaya çalışan ya da anlatan şu sahne gerçekten güzel bir detaydı. Mehmet Ali burada sanki başka bir boyuta geçmek üzereydi ki arkasındaki ses, duyduğu ses onu kendisine getirdi. Benim senaryoda en beğendiğim yer işte bu detaydı. Ali'nin gerçek olmaması ve Mehmet Ali'nin kendisi olması bana hiçbir sürpriz yaşatmadı. Zaten bu tarz yapımlara aşina olanlar için bunu tahmin etmek çok kolaydı. Ancak benim en çok merak ettiğim nokta senaristin bazı sahneleri nasıl bağlayacağı konusuydu. Örneğin pasta sahnesini nasıl izah edecekti ya da hamam çıkışında Ali'nin başının taranma sahnesini. Ama sokak çocuklarının Mehmet Ali'ye güldüğünü gördüğüm anda zaten benim için tüm taşlar yerine oturdu. Mehmet Ali'nin gördüğü bu halüsinasyonların ya da adı artık her neyse bunların herkes farkındaydı. Yani karşımızda sadece Gonzales'in, onun yakın arkadaşlarının, yakın çevresinin farkında olduğu bir olay yoktu. Çoğu dikkatli izleyicinin özellikle bu sahneden sonra benimle aynı düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Gizem filmi çekmenin ya da gizem filmi olmasa da böyle ters köşe yapılmaya çalışılan filmlerin böyle bir riski var. Finalde olacakları tahmin edenler filmden kopabilir. Sokak çocuklarının Mehmet Ali'ye gülmesi tam olarak 60. dakikada gerçekleşti. Filmin süresi 1,5 saat. İşte bu andan itibaren artık bunu çözdüyseniz finali beklemeye başlıyorsunuz. Biz bu sahneye kadar zaten Ali'nin gerçek olmadığını ve onun aslında Mehmet'in küçüklüğü olduğunu anlamıştık. Burada sokak çocukları ona güldükten sonra hastalığının herkes tarafından bilindiğini de anladık. Geriye ne kaldı? Geriye kalan 30 dakikayı artık her şeyi bilerek seyrettik. İşte bu filmin heyecanını yerle bir eden bir durumdu. Ters köşe bir film yapmak, finali ters köşe yapmak öyle kolay değil. Burada senaristler ve yönetmen öyle bir denge kurmalı ki en dikkatli izleyiciler bile ikilemde kalsın ve son ana kadar her şeyden emin olamasın. İşte o zaman vay be dedirtebilirsiniz. Kağıttan Hayatlar işte bu yönüyle maalesef sınıfta kalıyor. Bence o sahnede çocukların gülümsemesi gereksizdi. Hadi gülümsemelerini geçtim, Mehmet Ali'ye Ali nerede diye sormaları tam bir faciaydı. Nerede Mehmet abi? Ali nerede abi? Sana ne lan Ali'den? Evde yatıyor. Uslu durun ha. Bu sahne olmasaydı ne kaybederdiniz ki? Biz olayı yine tahmin ederdik etmesine ama emin olamazdık ve Mehmet Ali'nin eve girdiği sahneye kadar beklemek zorunda kalırdık. Taşlar orada yerine otururdu. Çocukların Ali'yi yere yatırdığı ve güya bali çektirdikleri sahne de çok sırıtıyordu. Bu sahnenin Mehmet Ali'nin çocukluğu ile doğrudan bağlanması ve Mehmet Ali'ye bana da çocukken içirmişlerdi dedirtilmesi maalesef senaryonun zayıf yönlerinden birisiydi. Bana da içirmişti bu şerefsizler. Hatırlıyorum ilk sokağa düştüğümde. Çünkü burada artık seyircinin olayı çözmemesi imkansız diye düşünüyorum. Hele hele Gonzales'in bakışlarından, sessizliğinden ve çocuğu hastaneye götürmeyelim deyişinden sonra. İşte tüm bunlar finalin etkisini azaltıyor.
Senarist tüm yoğunluğu, tüm çözümü evde gerçekleşen o ana bırakmalıydı. Bırakmaması ve onun senaryoda bu detaylara yer vermesi onun seyirciyi hafife aldığını gösteriyor. Çok ince dokunuşlar yaptığını düşünüyor ama hayır. Tam aksine bize final gelmeden her şeyi anlatıyor ve bize finalde yaşayacak bir sürpriz bırakmıyor. Şimdi biraz da birkaç sahne üzerinde konuşmak istiyorum. Filmin başında üzeri açık aracın kenar sokaklara girişi ve kağıt toplayıcısı ile karşılaşması bence güzel bir detaydı. Öncelikle bu geçiş iki dünyanın kesişimi anlamına geliyordu ve bunu aktarıyordu. Ama beni etkilediği asıl yönü bu değil. Beni Mehmet Ali'nin araca dönüp bakması çok etkiledi çünkü üzeri açık araca binmek onun ölmeden önce yapılacaklar listesinde ikinci sıradaydı. Ha abi sen de okuyamıyorsun bak. Dur lan. Üstü açık arabaya bin işte. Üstü açık arabaya bin. Tamam abi gel. Hastaneye geldiğinde gördüğü sahne muhtemelen tamamen hayaliydi. Annesinin kendisini hastaneye getirdiğini düşünüyordu, hayal ediyordu. Çocukken yaşadığı travmaları atlatamamış. Bu sahneden hareketle şunu söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla annesi onu çocukken en azından bir kez can havliyle dayak yedikten sonra, çocuk dayak yedikten sonra hastaneye getirmişti. Şimdi hayalinde o anı canlandırıyordu. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Yani annesi onu hiç hastaneye getirmemiş de olabilir. Mehmet Ali de annesinin kendisini öyle terk etmek yerine hastaneye getirdiğini düşünüyor olabilir. Mehmet Ali'nin hastane çıkışında Tahsin Baba'nın sorusu üzerine parayı kastederek az kaldı demesi çok güzeldi. Para ne durumda? Gerekli sayılır. Az kaldı. Onun biriktirdiğini gördüğümüz para ve filmin sonunda Tahsin Baba'nın parayı bırak, bir daha biriktiremeyiz dediği para aslında onun böbrek nakli için biriktirdiği paraydı. Ama benim güzeldi deme nedenim bu değil. O aslında öleceğinin farkında. Dikkat ederseniz burada az kaldı demeden önce sanki bir iç çekiyor. Para ne durumda? Gerekli sayılır. Az kaldı. Daha sonra Ali ile yaptığı o hayali konuşmasında az kaldı diyerek annesiyle buluşma zamanının yaklaştığını söylüyor. Seviyorsan neden onun yanına gitmiyorsun? Gideceğim Ali. Az kaldı. Para ne durumda? Gerekli sayılır. Az kaldı. Bu onun iç sesi, yani Mehmet Ali hasta da olsa bilinçaltında ölümünün yaklaştığının farkında. Tahsin Baba'nın Mehmet Ali'nin gözünü açmak için söylediği sözler de çok etkiliydi. Belki de bu sözler Mehmet Ali'nin değil bizim gözümüzü açmak için söyleniyordu. Bütün anneler çocuklarını sever ve korur. Genellemesinin yanlış olduğunu bir tokat gibi yüzümüze indirdi onun bu sözleri. Eğer öyle olsaydı diyor Tahsin Baba, yani tüm anneler çocuklarını sevse ve korusaydı sokaklarda çocuk mu olurdu? Nerede bu sokak çocuklarının anneleri? Maalesef öyle ya da böyle hangi nedenden ötürü olursa olsun sokaklara atılan çocukların varlığı bir gerçek. Neyse bu film için bu kadar konuşmak yeter diye düşünüyorum. Kağıttan Hayatlar eksiklerine rağmen beğendiğim bir filmdi. Peki bu film hakkında siz ne düşünüyorsunuz?